lazım. Bunun birleşimindeki, lahananın birleşimindeki faydalı bakteriler üretmiş olduğu küçük moleküllü asitler zararlı bakteri ve mantarların hücre zarını eritir. Böylece zararlı bakteri ve mantarlar azalır, faydalı bakteriler çoğalır. Bazı mantar türlerine karşı ama tonik yeterli gelmeyebilir. O zaman mutlaka aloe vera jel kullanmak gerekir. Aloe vera jel birleşiminde aloe vera, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altınbaş, şakotu, zeytin yaprağı gibi 19 çeşit bitki içerir. Çiçek balı artı çiçek balı var. Bu her türlü mantarlar bağırsaklara böyle yapışıyor kene gibi. Dokunuş şeklini alıyor. Bu her türlü mantarı yok edici özelliğe sahip. Aloe vera ile ilgili birçok klinik araştırması zaten yapılmış. Bu gördüğünüz aloe vera şu eski yaprakları kesildiği için gözükmüyor. Mesela şöyle kesip gösterebilirim. Bunun içerisi jel, sıvı gibi. Evet. Jel dolu. Bundan çeşit çeşit ürünler üretiliyor. Aloe vera'dan şampuanlar, kremler, evet. Saç bakımı için, cilt bakımı için. Aloe verayı günümüze kadar, bugüne kadar üreten birçok firma doğal üretmedi. Doğal üretmesi mümkün değil. Neden? Çünkü aloe veranın birleşiminde çok az miktarda aloin denen bir madde var. Aloin ishal yapıcı. Yani kişi bu aloe vera jeli kullansa uzun süre ishal olur. Bu da mineral kaybı demektir. Ben 19 yıl bu aloe verayı doğal olarak nasıl üretebilirim diye düşündüm, çalıştım, araştırdım. Hamdolsun başardık. Günümüzde aloe verayı bu jeli alınıyor, içindeki jeli kabuğu atılıyor veya kimyasal sanayide kullanılıyor ve jel kaynatılıyor. Kaynatıldığı için birleşimindeki etken madde azalıyor. Bir, iki, 19 çeşit kimyasal katkı maddesi katılıyor. Yani şu doğal olan aloe verayı biz doğal üretiyoruz diyen dünyada birçok firma var. Hiçbiri doğal üretmiyor. Ve yapmış oldukları işlemler sırasında birleşiminde 20 çeşit amino asit etkisi azalıyor. Yok oluyor. Haşlıyorsunuz, kavuruyorsunuz. Vitaminler B1, B2, B3, B6, B12 vitaminler azalıyor, yok oluyor. Yani birçok işlemden geçiyor. Bu işlemler sırasında aloe veranın etkisi %10'a düşüyor. Biz bunu ilk defa, dünyada ilk tek doğal üretebildik. Yani aloe'ni çok özel bir metotla zararsız hale getirdik ve etkisini diğer 19 çeşit bitkiyle katlayarak artırdık. Hamdolsun bu aloe vera jel ister bağırsaklarda olsun, ister idrar yollarında, ister nefes yollarında, akciğerde veya sinüste, alın boşluğunda nerede mantar varsa yok eder. Bazı insanların kasığında, bazı insanların koltuk altında akne inverse, bu da mantardan kaynaklanır. Hı hı. Vücudun neresinde, bazı insanların tırnağında mantar olur. Vücudun neresinde mantar olursa olsun aloe vera jel yok eder. Çünkü saç diplerinde veya ayaklarda tırnakta, kasıklarda, vücudun herhangi bir yerinde mantar varsa, bu mantarın %95'i bağırsaklarda, buzdağı bağırsaklarda. Öyle görünen kısmına bakmayacağız. Bazı insanlar zannediyor ki tırnağında mantar var, ha sadece burada var. Yok. Veya saç dibinde mantar var, sadece orada var zannediyor. Bazıları ayağında mantar var, sadece orada mantar var zannediyor. Bir insanın bünyesinde herhangi bir yerinde mantar varsa, bunun %95'i bağırsaklarda demek. Bu nedenle bağırsakları tedavi etmedikçe asla ve asla polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, sedef, seborik eksem, faranjit, akne inverse, insitial sistit birçok hastalığın sebebi mantar. İsteyenler doğaltedavi.net'ten bakabilirler. Bu konuyla ilgili çok geniş bilgiler var. Yani mantarı yok etmedikçe hastalıkların %90'ını yok